Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Zara güllü motifimizi yapacağız. Şöyle göstereyim ben size. Şimdi bunu ben kar topu Flora ile ördüm. Bu gülümüz de Alize Cotton Gold ile örülmüş. Şimdi şundan anlatması daha kolay diye ben size bundan bu iple yapacağım. Siz tabii ki istediğiniz iplerle de örebilirsiniz. Bu motifi elde ettikten sonra ister kırlentlerde, ister hırkanızda, ister battaniyenizde, ister bluzunuzda, herhangi istediğiniz her yerde bu güllerimizi kullanabilirsiniz. Şimdi başlangıç olarak ben size bunu hazırladım. Şimdi başlangıç olarak ipimizi alalım. Şimdi sarı bir gül yapacağım sizlere. Şu gülümüz şöyle dursun. Şimdi hiç yapmayan arkadaşlar için de biraz yavaş anlatacağım arkadaşlar. 6 tane zincir çekelim. Tığımız 3 numara. 6 tane zincir çektik. Bakın, ölçü vermiyorum. Herkesin ipiyle ölçüler çok farklı olur. Onun için benimki küçük oldu, sizinkinden daha falan demezsiniz. Çünkü benim ipim biraz kalın. Size göstermek için bu kalın ipi tercih ettim. Onun için siz istediğiniz iple de bu güllerimizi yapabilirsiniz. Şöyle koyalım karşımıza. 6 tane zincir çektik arkadaşlar. Bu 6 zinciri hemen İlk baştaki zincirimize sabitleyelim. İlmek almadan içinden kaydırarak şöyle yuvarlak sabitledik. 1, 2, 3 tane zincir çekelim. İlmeğimizi aldık. Şu zincirimizin orta yerine ikili trabzan, yani 1 İki defa da çıkartan bir trabzan ilmeğimizi alıyoruz. Bir, iki defa da çıkıyoruz. Bunun gibi şu zincirle birlikte 16 kere bu boşluğumuzun içine ilmek alarak dolduralım. Bu zinciri de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Tekrar ilmek aldık. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 taneyi tamamladıktan sonra ilk başlangıç yerimizin tam zincirin tepesine içinden kaydırarak şu şekilde bağladık burayı. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Şu bir boşluk bırakıp, yani şu V'lerden bir tane bırakıp diğer V'ye ilmek almadan içinden kaydırarak birleştirdik. 1, 2, 3, 4 oldu. İlk çekmiştim, tamam, 4 oldu. 4 zincir çekip ilmek almıyoruz. Bir tane V'den atlayıp diğer V'ye şu şekilde bağladık. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Bir boşluk bırakıp diğer V'nin tam tepesine şu şekilde yaptık. Tekrar 4 zincir çekip bir tanesini atlayıp diğerinin tepesine ilmek kalmadan bağladık. Bu şekilde buraya kadar 8 tane şu zincirden yapalım. 1, 2, 3, 4. Bir boşluk diğerine 1 2 3 4 bir tane boşluk diğerine 1 2 3 4 bir boşluk diğerine
1, 2, 3, 4 tane son zincirimizi çektik. Yani 8 tane olacaktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. zinciri de ilk yaptığımız yerin tam dibine içinden kaydırarak bir zincir çekelim ve bitirelim. Birleştirdik onu. Sonra bu ilk yaptığımız zincirin tam şöyle kenarından bir ilmek attım. Bir, iki zincir çekip yine ilmek alıp bu boşluğun ortasını 8 defa trabzanla dolduralım. Şu şekilde 8.'yi de doldurduk. Hiç ilmek almadan hemen yandaki boşluğun tam ortasına bu dolgumuzu birleştirdim. Sonra ilmek alıyoruz. Yandaki hemen ondan sonraki boşluğun içine bunun gibi 8 tane trabzan yapalım. Sekiz taneyi doldurduk. İlmek almıyoruz. Hemen yandaki boşluğun ortasına ilmeksiz sabitledik dolgumuzu. Sonra ilmek alıp yandaki hemen diğer zincirin ortasına yine 8 tane trabzan. Sonra ilmek almıyoruz. Hemen bunun tam ortasına ilmeksiz sabitledik. İlmek aldık. Hemen yandaki boşluğun ortasına 8 tane dolduruyoruz. Sekiz tane yaptık. Yine ilmek almıyoruz. Hemen bu tek kalan zincirin ortasına sabitledim dolgumu ve bunun ilk başlangıcını şu gülümüzün ilk başlangıcı ile buraya şu şekilde birleştirelim. Yani şöyle bir görünüm elde etmiş olduk. Şimdi arka tarafa şöyle bakın, şurası arka taraf. Şöyle göstereyim size. Hemen şunun tam arkasını ilmeksiz olarak, yani şöyle göstereyim yine anlayabilmeniz için. Şu boşluktan geçirip tığımı şunu buraya sabitledim. Bir zincir çekerek. Yani ipim arkada kaldı. Şunun şöyle yaptım. İlmeği geçirdim ve bunu sabitledim. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Hemen diğer yaptığımız şunun, bakın şurası düz yeri. Şurası tersi, hemen bu boşluktan diğer boşluğa ipimizi buradan ilmek almadan sabitledik. 4 zincir çekip diğer şuna, bakın şöyle yapıyorum. Alttan geçirdim, ilmeksiz sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir çekip hemen şuraya. Bunu neden yapıyoruz? Gülümüzün ikinci katına zemin hazırlıyoruz. Bakın şöyle olmuş oldu.
1, 2, 3, 4 zincir çekip hemen diğer yaptığımız yere şu şekilde ilmek almadan sabitledik. 1, 2, 3, 4 zincir çekip diğerine 1, 2, 3, 4 zincir çekip diğerine 1, 2, 3, 4 zincir çekip diğerine 1, 2, 3, 4 zincir çekip sonuncuya geldik. Ve sonuncuyu ilk yaptığımız zincirin tam ortasına şöyle sabitleyebilirsiniz. Yani bakın arkada bu şekilde oldu. Şunları 4 zincirle birleştirme yerlerinin alttan bu şekilde ördük. Şimdi şöyle duralım. Tekrar tığımızı taktık. Şimdi bu yaptığımız zincirler, bakın şunlar. Şunun tam ortasına ilmeksiz bir tane batalım. İlmeğimizi alıyoruz. Hemen yandaki yaptığımıza, yani şu iki gülümüzün arasına denk gelecek şekilde bunu ikili trabzanla 9 tane dolduralım. Sekiz taneydi. Şimdi 9 taneye geçtik. 9 tane doldurduk. Yani şunu bir atladık çünkü buna denk geldiği şekilde. Hemen iki gülümüzün arasına denk gelecek yere 9 tane trabzan yaptık. Şimdi bunu ilk sıramızdaki güldeki gibi hemen bu yanındaki zincire ilmek almadan sabitledim. Tekrar ilmek alıyoruz. Hemen yine iki gülümüzün ortasına denk gelen yer burası. 9 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şu şekilde oldu. Yine ilmek almadan hemen ortasına sabitledim. Yanındaki hemen zincire tekrar ilmek aldım. Hemen diğer zincirin ortasına 9 tane, bakın şu şekilde olacak. Dokuz tane yaptık. Yine ilmek almıyoruz. Hemen yan taraftaki boşluğa bunu da sabitledik. İlmek aldık. Hemen yan taraftakine de 9 tane yapıyoruz. Yani 1, 2, 3, 4 tane olması lazım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 taneyi de doldurduktan sonra şu ilk başlangıçta boşluk yaptığımız yere bunu sabitleyelim arkadaşlar. İlk başlangıç yerimize. Evet. Bunu sabitledik. Yani şu şekilde olması lazım. Şimdi arkaya geldik. Tekrar bunu bir zincir çekerek bunu sabitleyelim arkadaşlar burada. Şimdi arkaya geldik. Bakın arkamız bu şekilde. 4 tane gördüğünüz gibi. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 bir tane daha fazla 5 zincir çekeceğiz. Şunlarda 4 çekmiştik. Şimdi 5 zincir çektik.
Hemen arkayı dönderdik. Bakın, ilk bundan sonraki ilk şu direklerimiz hani diğerlerine yaptığımız gibi, yani şunların arkasından şu şekilde geçireceğiz. İlmeksiz bunu taktık. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektik. Hemen yan taraftakine, yani arkadaşlar bakın şuradan da gözükecek, tam ilk başlangıç yeri gibi, yani şu ortanın dibinde olacak. Yani bu üstten falan değil. Hemen şöyle göstereyim. Bakın açıp buradan tığımı koydum. Diğer taraftan alıp ilmeksiz sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Hemen yanındaki bakın. Şu şekilde aldık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Hemen diğerine. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Şöyle diğerine. İlmeksiz sabitliyoruz. Beş zincir çekip bu diğerine sabitledik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip hemen diğerine, bakın hemen şuraya alttan geçirerek tığımızı sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oldu. Şimdi sonuncuyu yapmış olduk. İlk başlangıç yerimiz vardı. Bakın. Şurayı hemen buraya birleştiriyoruz. İlmek almadan. Şu şekilde birleştirdim. Bakın. Tekrar göstereyim. Şöyle tersten göstereyim önce size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Şu da 8. idi. Bu 8. şuradan başlamıştık. Hemen bunu ilmeksiz buraya sabitleyelim. Birleştirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi buraya 1, 2, 3 zincir çekip şöyle göstereyim. Bu yaptığımız her bir zincirin ortasına 7 tane 6, 7 kaç tane doldurabiliyorsanız trabzan dolduracağız. 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane doldurduk. Hemen ilmek almadan aynı yere ilmeksiz battık. Tekrar yanına geliyoruz. Diğer zincirimizi ilmek almadan ilkini batıyoruz. Sonra 2 zincir çekip aynı yere 7 tane dolduruyoruz. Hiç ilmek kalmadan aynı yere sabitledim. Hemen yan tarafa geçiyorum. İlmek kalmadan ilkin sabitledim. 2 zincir çekip 7 tane trabzan yapıyorum. Sonra aynı yere ilmeksiz batıyorum. Hepsini bu şekilde, ilkin ilmek almadık. Yedi tane dolduruyoruz ve aynı yere ilmeksiz battık.
Tekrar yan tarafa ilmeksiz yapıyoruz. 2 zincir çekip 7 tane dolduruyoruz. İlmek almadan aynı yere batıyoruz. Diğerini hemen ilmek almadan tekrar battık. 2 zincirle yedi taneyi de doldurduk. Son iki tane zincirime geliyorum. Buraları biraz hızlı geçiyorum. Zaten başlangıçta ne yapacağımızı gösterdim. Son gülümü de yaptım. Örerken neden benimki böyle durdu demeyin. Tabii ki düzeltiyoruz güllerimizi. Hiçbirimizinki de kalıp gibi çıkmıyor tabii ki. Son yeri hemen bunun dibinden ilmek almadan şu şekilde içinden kaydırarak sabitledim. Şimdi bakın gülümüz, kapatalım güllerimizi. Evet, gülümüz bu şekilde. Düzeltelim hemen. Gülümüz bitmiş oldu. Şimdi gülü böyle de bırakabilirsiniz. Fakat ben şurayı da göstermek istiyorum. Motifli olarak da örmeniz için. Şimdi bunu kırmıyoruz, kopartmıyoruz. Hemen arkasına geçiyoruz yine. Bakın şöyle göstereyim anlayabilmeniz için. Şu direklerden bakın zincir çekip bu zeminleri hazırlamıştık. Yine aynı şekilde zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektik. Hemen ilk yaptığımız yine buraya 5 zinciri sabitledik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Hemen diğerine. Aynı öbürlerinde yaptığımız gibi yine 5 zincirle bunun arka yerinden, ilk başlangıcın arka yerinden geçirerek zincirlerimizi sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bakın şuradan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Hemen arkadan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Yani 8 tane direğimizin içinden geçirerek kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.yi de şu ilk yaptığımız yere içinden geçirerek sabitledim. Bir zincirle bu sarı ipimizi artık kıralım. Koparttık ipimizi. Onu sabitleyeceğim. Yani şu şekilde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu tersten de göstereyim sizlere yine. Hep ortanın o direklerinden arka yerinden aldık. Bunu tabii ki bu gülü büyütebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu arkadan bir sıra daha büyütebilirsiniz gül ama gül bu kadar yeterli. Şimdi arka kısmına geçtik. Yeşil tarafını yapacağız. Bu ipi ben daha sonra temizlerim. Şimdi diğerine geçerken ipimizi
Şöyle bir zincir çekerek sabitledik. Şimdi bu yaptığımız zincirlerin herhangi bir yerinden şuradan bu ipimi buraya sabitledim. Bakın. Burada bir, iki zincir çektim. İlmek aldım. İpimi de şu ipi kaybederek burada yanına hemen bir tane trabzan yaptım. Sonra bir trabzan daha yapıyoruz bu zincirimizin ortasına. Sonra burada bir zincir çekelim. İlmeğimizi aldık. Hemen diğer zincirin orta yerine, yani boşluğa bir tane trabzan yaptık. Hemen yanına bir trabzan daha. Yani 3 tane oldu. Şu şekilde. Bir zincir çektik, ilmek aldık. Hemen yandaki boşluğa bu sefer köşe yapacağız buraya arkadaşlar. 3 tane trabzan yaptık. 3 zincir çekip veya 4 çekin, ilmek alıp aynı yere bir 3 trabzan daha yapalım. Aslında bu da köşe, fakat köşenin önce yarısını yaptık. Üst tarafa da gideceğimiz için birleştirmesini göstereceğim şimdi size. Bir zincir çektik, ilmek aldık. Diğer zincire 3 tane daha dolgu yapıyoruz. Sonra bir zincir, iki de çekebilirsiniz. Aralar kısa olmasın, gergin olmasın diye iki de çekebilirsiniz. İlmek alıp diğer boşluğa 3 tane, bu da köşe olacak. 1, 2, 3, 4 zincir çekip ilmek aldık. Aynı yere tekrar. Yani şöyle olmuş oldu. Şöyle göstereyim. Bir tane köşe yaptık. Bir tane boş, 3 tane, sonra tekrar köşe yaptık. Şöyle, şu şekilde. Yani görmüş olduğunuz gibi. Sonra bir zincir çekip tekrar yan boşluğa bir tane yapıyoruz. Bir zincir çekip diğer boşluğa köşe yapacağız yine. Şu şekilde. 3 tane doldurduk. 4 zincir çekip aynı yere tekrar dolduruyoruz. Bunu biraz uzun çekerseniz daha iyi olur. Bir zincir çekiyoruz. İlmek aldık tekrar. Son boşluğumuza 3 tane daha trabzan yaptık. Bir zincir çekip ilk başlangıç, yani bir köşe, iki köşe, üç köşe, şu başlangıcı da köşe olarak kabul ederek aynı yerine köşemizi tamamlayalım. Bir zincir çektik, ilmek alıyoruz. Köşemizi nasıl birleştiriyorduk, tam tepesinden hepsini birden çekip köşemiz tamamlanıyor. Çünkü üst sıraya geçeceğimiz için bu şekilde. Eğer ki bu tek sıra olup kapatsaydık, zincir çekip buraya birleştirip kapatacaktık. O yüzden üst sıraya geçeceğimiz için şimdi alt sırayı biraz anlatayım ben size. Burada ne yaptık? Şöyle göstereyim. Yarım köşemizi yaptık. Sonra 3 tane battık ayrı yere. Sonra bir köşe yaptık. Sonra tek yaptık. Sonra bir köşe. Yani bir köşe bir tek. Bir köşe bir tek. Diğerinde de köşemizi tamamladık. Birleştirmeyi de gösterdim. Şimdi burada size tekrar şurayı göstermek istiyorum, köşeyi. Bir zincir çekiyoruz. İlmek aldık. Diğer uçtan, köşeden bunu komple çekerek sabitledik.
Burada 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. İlmek arıyoruz. İpimizi kopartmıyoruz tabii ki. İlmek alıp aynı yere bu zincirle birlikte 3 tane oluyor. 3 tane doldurduk. Sonra bir zincir çektik. Aralarda bir zincir olarak bu arkadaki şu boşluğumuza 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çektik. Diğer boşluğa 3 tane trabzan. Bir zincir çektik, köşeye geldik. Köşeler hep aynı. 3 tane dolduruyoruz trabzanımızı. 1, 2, 3 zincir çekip ilmek alıp aynı yere 3 tane daha dolduruyoruz. Bu köşelerde ister 3 çekebilirsiniz, ister 4. Tekrar bir zincir çekip hemen yan boşluğa üç tane dolgu yapıp bir zincir çekip diğer yan boşluğa yani bunun kenarını motif gider gibi bir sıra gitmiş oluyoruz. Köşeye geldik. Üç tane doldurduk. Bir, iki, üç zincir çekip hemen diğer köşemizi yaptık. Bir zincir çekerek buraları hızlı geçiyorum. Yine aynısı olduğu için başlangıç yerimize kadar bu şekilde köşeleri köşe, araları da ara olarak yaparak başlangıç yerimize gelince şimdi tekrar bakın. Aralar hep bir zincir, köşeler 3 zincir. 3 tane çektik, bir zincir. Evet, köşeye geldik başlangıç yerimize. Hemen köşemizi tamamlıyoruz. 3 tane dolduruyoruz. Bu yeşil artık kullanmayacağımız için 1 2 3 zincir çekip İlmek kalmadan diğer köşeye birleştirip bir zincir çekip ipimizi koparttık. Bakın. Şöyle el ütüsü yaparak gülümüzü de düzeltelim yine. Şu şekilde gülümüz de olmuş oldu. Şimdi son sıraya geliyoruz arkadaşlar. Bakın. Ben iplerimizi tabii ki temizleyeceğim daha sonra. Şimdi son sıramızda bu renkten yapacağım yine. Ben hemen şunu bir arkadan kaybetmek istedim. Sarıyı da kaybedelim. İplerimizi önce bir kopartalım. Sonra yine ben daha da pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdilik bu şekilde yaptım. Şimdi bunu yine köşeden başlayalım. İlmek bir tane zincir çekelim. Başlangıç yerini siz nasıl başlıyorsanız ilmeğinizi öyle de yapabilirsiniz. Şimdi köşeye geldim. Köşeyi hemen 1, 2, 3 zincir çekerek sabitledim köşemize. Hemen ortasına ipimi de içeride geçirerek 3 tane yaptım. Bu hep köşeyi birleştirdiğim için bu şekilde yarım yapıyorum. Bir zincir çektik. Yine bu yan tarafa 3 tane dolgu yaparak
normal motiflerimizi tamam örüyormuş gibi arada bir zincir çekiyoruz. Şu boşluğa tekrar 3 tane trabzan. Tekrar yan tarafa 3 tane, şurası 3 tane trabzan örüyoruz. Bir zincir çekip hemen diğerine, yani köşeye gelmiş olduk şu şekilde. Burada yine 3 tane zincir çekip aynı yere köşemizi yapıyoruz. Bilmeyen arkadaşlar için detaylı anlatmak istiyorum arkadaşlar, onlar da anlaması için. Sonra bir zincir çekip hemen yan boşluğa, şu şekilde, bir saniye ipim. Tekrar zincir çekip yan boşluğa, bir zincir çekip diğer boşluğa 3 tane trabzan. Burayı artık biliyorsunuzdur zaten. Tekrar zincir çekip köşelerimizi de bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Buraları biraz videoyu kapatmadan hızlı geçmek istiyorum şu şekilde. Bitmiş halinde göreceğiz şimdi. Evet. Şu şekilde bitirdik. 3 zincir çekip başlangıç yerimizi, ipimizi sabitledik ve ben bu ipi artık koparttım. Gülümüz bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın. Şöyle de el ütüsü yaparak, evet, gülümüz bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Dediğim gibi hiç benim gülüm neden böyle oldu demeyin. Sizinle de alakalı değil çok fazla. İple de alakalı. Bakın şu şekilde motiflerimiz bitti. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz de beğeni butonuna basarsanız bana da böylelikle çok güzel bir faydanız olmuş olur. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Ellerinize sağlık. Hepinize kolay gelsin.